zaten soru bu. Ne yapmalı? Kürt meselesi nereye gidiyor? Onu şu andan kestirebilmek tabii mümkün değil. Sanıyorum o her zaman çok zor bir soru olarak karşımıza çıktı. İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulabilmek için daha demokratik bir görüşe ihtiyacımız var, tutuma ihtiyacımız var, heyecana ihtiyacımız var. Pardon, şu pedime. Ötekileştirdiğimiz herkesin sonuçta çok acı çektiğini, bunların hem siber zorbalığa hem sokak kavgalarına döndüğü, çatışmalara döndüğü ve bir şekilde çözemediğimiz bir 10 yıldan geçtik. Artık biraz ders almak lazım. Son gününü görmeden kimse mutluydu dememek lazım. Bu iklim krizinin daha doğrusu gerekliliklerini uygulamayan bütün dünyadaki popülist liderlere itirazım var. Bütün bu anayasa ihlal edildiği için tevkif edildim, mahkum edildim, 21 ay yattım, 30 yıllık hocalıktan soruşturma bile yapılmamışken atıldım. Bir rektörün dışarıdan bizim hiçbir irademiz olmadan atanması bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bu ilkeler Boğaziçi Üniversitesi'nin anayasası niteliğinde. Sistemsel olarak bir kadına yönelik şiddet, ayrımcılık söz konusu Türkiye'de ve dünyada. Kayıtlı seks işçileri bir günde yayınlanan bir genelge ile kapı önüne bırakılırken, kayıtsız seks işçileri her zamanki kaderini yaşamaya devam ettiler. Ben her şeysiz yaşayabilirim. Aç, susuz, müziksiz yaşam. Mümkün değil. Müziksiz olmaz.